Kıymetli arkadaşlar merhaba. Testimizde ilk soru: Karanlık bir ortamda noktasal yeşil, mavi, kırmızı ışık kaynakları ortasında delik bulunan saydam olmayan bir levhanın önüne şekil 1'deki bu konulmuştur. Beyaz perde üzerinde oluşan görüntü şekil 2'deki gibi olduğuna göre 1, 2, 3 numaralı alanlar hangi renklerde görünür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar kırmızı en yakın olduğundan dolayı bakın ne yapacak? Büyük bir bölgeyi şöyle aydınlatacak. Şöyle bunun içerisinde kırmızı olduğunu belirtmek için K dedim. Şimdi maviye baktığımızda arkadaşlar daha uzakta olduğu için o daha dar bir bölgeyi aydınlatacak. Bunun içinde de mavi renkleri var diyeceğim. Yeşil daha daha uzakta olduğu için o da en dar bölgeyi aydınlatacak. Bu en ortayı da yeşil aydınlatmış oluyor. Şimdi hepsinin ortak aydınlattığı kırmızı mavi yeşil yani alan rengi oluşturan 3 tane rengimiz var arkadaş burada arkadaşlar burada. Bu o halde bir numaralı bölge beyaz olmuş olacak. Burayı çünkü 3 ışık kaynağı da aydınlatıyor. Şurada arada kalan bölgemiz yani ikinci bölgemiz ise kırmızı ve mavi aydınlatıyor. Kırmızı ve mavide maviden oluşan renge biz arkadaşlar karışım rengine magenta diyoruz. Magenta renkli olacak. Yine en dış bölgede sadece kırmızı aydınlattığı için 3 nolu bölgede kırmızı olmalı diyeceğiz. Sırayla 1 beyaz, 2 magenta, 3 kırmızı şeklinde olmalı. İkinci sorumuz Pınar magenta ve çiyan renklerini eşit oranda karıştırarak boyadığı şekildeki vazoyu sırasıyla mavi ve kırmızı ışık altında ayrı ayrı bakıyor. Buna göre bu vazoyu hangi renklerde görür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar magenta ve çiyan renkleriyle karıştırarak boyamış. Şimdi boya renklerini düşündüğümüzde arkadaşlar ışık renkleriyle boya renkleri tamamen birbirlerinden farklıydı. normalde ışıkta ana renkler kırmızı, mavi, yeşil iken ve bunlar birleşir, birleştiğinde beyaz oluştururken boya renklerinde sarı, çiyan ve magenta arkadaşlar ana renklerdir ve ana renkler birleşirse siyahı oluşturur. Magenta ile çiyan birleştiğinde ortak renk arkadaşlar ışıktaki ortak renk burada e, Kırm e, ne olmuş oluyor, mavi olmuş oluyor. O zaman çiyanla mavi birleşirse burası mavi renkte gözükmüş oluyor arkadaşlar. O halde magenta ile çiyan renklerini eşit oranda karıştırdığında mavi renk elde etmiş oluyoruz. Çünkü kırmızı artı maviden bu da mavi artı yeşilden oluştuğu için ortak renk mavi olduğundan dolayı mavi renkte bir boya rengi olmuş oluyor. Yani arkadaşlar vazomuzun rengi mavi olmuş oluyor. O zaman e, bu vazoyu mavi ve kırmızı ışık altında ayrı ayrı bakılıyor. Mavide bakıldığında cisimler kendi renklerini kuvvetli bir şekilde yansıtacağı için bunu mavi görmüş oluruz. Ama kırmızı renk maviye gönderildiğinde kendini oluşturan renk gelmediği için veya ana renkler birbirlerinin üzerine düşürüldüğünde siyah gözükür. Yani görünmez diyoruz. O halde arkadaşlar mavi ile aydınlattığımızda vazomuz mavi gözükecek. Çünkü mavi e, vazomuzun rengi mavi boya rengi yönüyle. Yine kırmızıyla aydınlattığımızda ise vazomuzu siyah görünür diyeceğiz. Yani cevap mavi ve siyah olmalı. Üçüncü sorumuz karanlık bir ortamda noktasal kırmızı ve yeşil ışıklar ile saydam olmayan engel kullanılarak şekildeki sistem kurulmuştur. Buna göre perde oluşan şeklin içten dışa Doğru renkleri nasıl olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın kırmızı ışığımız, pardon yeşil ışığımız engele yakın olduğu için büyük bir bölgeyi kapattı. Yani buraya yeşil ışık düşmeyecek. Yine kırmızı ışığımız da engelden dolayı buraya ışık gönderemeyecek. Yani orta bölgeye hem kırmızı hem de yeşil ışık kaynağından ışık ışınları gelmediği için orta bölgemiz arkadaşlar siyah olacak. Siyah yani ışık düşmüyor. Yine aradaki bölge bakın yeşil gönderemiyoruz ama buradan kırmızı gönderiyoruz. Aradaki bu bölge kırmızı renkli olmuş olacak. En dış şurası da arkadaşlar bakın hem yeşilden yani engelin kapatmadığı bölge olduğu için hem de kırmızıdan ışık ışınları geldiği için Buradaki perdemiz de kırmızı artı yeşilden sarı renkte gözükmüş olur. Yani sarı bir perdede dışta e, duşta kırmızı, içte siyah olacak şekilde yuvarlak iki tane şekil görmüş oluruz. İçten dışa doğru dediği için siyah, kırmızı ve sarı renkleri oluşur diyeceğiz. Dördüncü sorumuz karanlık bir ortamda yeşil ve mavi ışık kaynakları kullanılarak şekillik sistem kurulmuştur. Buna göre 1-2-3 numaralı bölgeler hangi renkte olur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar mavi ışık kaynağımızdan engelden aralıktan gönderdiğimizde ışınlarımızı bu bölge mavi de aydınlatıyor. Yine yeşil ışık kaynağımızdan da yeşil ışığı gönderdiğimizde bakın şöyle bu arayı yeşille aydınlatıyor. O zaman ikisinin ortak aydınlattığı orta bölge mavi ile yeşil birleşirse çiyan dediğimiz bir renk olur Şu arkadaşlar. Çiyan turkuaza yakın bir renk. Turkuaz rengine yakın bir renk. Şurası arkadaşlar çiyan olmuş olacak. Çiyan. Yine yine e, iki nolu bölgeye baktığımızda bu bölge mavi diyeceğiz. Mavi ışık kaynağı aydınlatıyor. Bu bölgede sadece yeşil ışık düştüğü için yeşil olmuş olacak. Yani bir mavi, iki çiyan, üç yeşil şeklinde renklerde görülür diyeceğiz. Beşinci sorumuz karanlık bir ortamda noktasal ışık kaynakları engel ve perde ile şekillik sistem kurulmuştur. Buna göre 1, 2, 3 nolu bölgeler hangi renkte görünür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bakın kırmızı ışıkla her tarafı bir aydınlatıyoruz önünde engel olmadığı için. Buraya kırmızı, kırmızı, kırmızı rengimiz düştü. Peki mavi yakında olduğu için 2 ve 3 bölgelerine kırmızı şey mavi düşüyor mu düşmüyor. Sadece bir bölgesine mavi düşmüş oluyor. Yine yeşile baktığımızda yeşil 3 nolu bölgeye ışık gönderemiyor ama 2 nolu ile 1 nolu bölgeye yeşil ışığı düştüğü için Burada kırmızı mavi yeşil renkler ana renkler birleşirse bunlar beyazı oluşturacağı için bir no'lu bölge beyaz renkli. İki no'lu bölge kırmızı artı yeşil sarıyı verdiği için sarı renkli. Yine bu bölgeye sadece kırmızı ışık kaynağı aydınlattığı için burayı da kırmızı renkli görmüş olacağız. Cevap beyaz sarı kırmızı şeklinde sırayla bu renkler görülür deriz. Altın sorumuz karanlık bir ortamda küresel cisim kırmızı, mavi ve yeşil noktasal ışık kaynaklarıyla ile şekildeki gibi aydınlatılıyor. Buna göre 1-2-3 no'lu bölgeler hangi renkte görünür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bir no'lu bölgeye baktığımızda kırmızı artı maviden oluşmuş. Kırmızı artı mavi arkadaşlar magenta olduğu için bu bölge magenta renkte görülür. Yine mavi ile yeşil burayı aydınlattığı için mavi artı yeşil çiyan oluşturacağından dolayı 2 no'lu bölge çiyan renkte görülür. Yine alt kısma 3 nolu bölgeye sadece yeşil ışık kaynağından ışık düşeceği için burası da yeşil olur deriz. Yani magenta, çiyan ve yeşil şeklinde renkler oluşmuş olur. 7. sorumuz beyaz renkli masa üzerine mavi renkli X cismi, kırmızı renkli Y cismi, magenta renkli Z cismi konulmuştur. Karanlık bir ortamda cisimler kırmızı ışık ile aydınlatılırsa hangi cisimler masa üzerinde fark edilebilir? Arkadaşlar fark edilebilmesi için e, aynı renkte olan bir masa üstünde olmamalı yani masanın rengi ile cismin rengi aynı olmamalı. O zaman arkadaşlar kırmızı ile aydınlatıyoruz. Beyaz masa olduğu için bir kere zemin kırmızı olacak. Bakın zemin kırmızı yansıtacak kırmızı olacak. Çünkü kırmızı ışıkla beyaz zemin aydınlatmışız. E o zaman arkadaşlar şimdi maviye kırmızı gönderirsek mavi kırmızıyı yansıtmaz. Kendi rengi olmadığı için o zaman burası siyah olur. Buraya şöyle siyah yazalım. Peki zeminimiz yani masamız hangi renk? Kırmızı. E, X cismimiz hangi renk? Siyah. Kırmızıda siyahı görür müyüz? Görürüz. Yani X arkadaşlar siyah olmuş oldu. Gelelim kırmızıya. Kırmızıyla aydınlattığımız arkadaşlar kırmızı cisim kırmızıyı yansıtacak. E, masada zaten kırmızı. O zaman ne olacak arkadaşlar? Kırmızıda kırmızı rengi göremeyeceğiz. Yani Y görülmez. Y'yi göremeyiz arkadaşlar. Y görülemez yazayım. Görülemez. Şimdi gelelim Z'ye. Z'ye baktığımızda bu hangi renk? Magenta. Magentanın içerisinde neler var arkadaşlar? Kırmızı artı mavi var. E kırmızı var mı? Var. O zaman kırmızıyı yansıtacak. Masada kırmızı olduğu için kırmızıda kırmızıyı göremeyeceğiz. Yani Z'yi de göremeyiz. Görülemez. Göremeyiz şeklinde yazdık. Bize ne sormuş? Fark edilebileni. Yani görüleni sormuş. O zaman yalnız X cismi burada fark edilebilir diyeceğiz. 8. sorumuz sarı renkte kırmızı artı yeşil x ile çiyan renkli y cismi üzerine karanlık ortamda kırmızı ve sarı kırmızı artı yeşil renkte ışıklar gönderiliyor. Buna göre cisimler hangi renkte görülür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar x cismi ne? Gördüğünüz gibi sarı renkti. Sarı renkliye kırmızı rengi gönderirsek sarının içerisinde kırmızı artı yeşil olduğundan dolayı kendi rengini kuvvetli bir şekilde yansıtır. Yani kırmızıyı yansıtacağı için göz bunu kırmızı renkte görür. Yani X cismi kırmızı renkte görünecek. Y cismine baktığımızda Y cismi hangi renkte arkadaşlar? Y cismimizin bize çiyan renkli olduğunu söylemiş. E, çiyanda ne var? Mavi artı yeşil var. Peki Kırmızı artı yeşili gönderiyoruz. Hangisi ortak? Yeşil. Hmm, demek ki o zaman kendine oluşturan renkler içerisinde yeşil olduğu için yeşili yansıtacak. Ve göz baktığında yeşil gözüne geldiği için, göze yeşil geldiği için o zaman bu cismi yeşil renkte görmüş olacak. Yani o zaman X kırmızı, Y yeşil şeklinde olmalı. Dokuzun sorumuz. Çiyan ve yeşil renkli filtrelere beyaz ışık şekli gibi gönderiliyor. Buna göre gözlemci hangi renkte ışığı görür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar çıyan mavi artı yeşilden oluştuğu için filtreler kendi rengini veya kendini oluşturan renkleri kuvvetli bir şekilde geçirir. O zaman maviyi kuvvetli geçirdi. Yeşili kuvvetli geçirdi. E bu yeşil zaten o zaman yeşile yeşil geldiğinde bunu kuvvetli bir şekilde geçireceği için göz artık buradaki beyaz ışığı yeşil renkte görmüş olacak. Cevabımız yeşil olmalı diyeceğiz. 10. sorumuz beyaz ışık prizmaya şekildeki gibi e, renklerine ayrılıyor. Prizmada buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar beyaz ışık kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi lacivert, mor renklerden oluşuyor. O zaman sırasıyla en az kırılan kırmızı, kırmızı, turuncu, turuncu, sarı, sarı, yeşil, mavi ve mor şeklinde buraya renkleri yazalım. İki turuncu ise bir kırmızıdır. İki turuncu ise bir kırmızı. Doğru. En çok altın oğlu ışık kırılmıştır. Evet en az kırılan kırmızı en fazla kırılan mor altın oğlu ışık. Doğru. Bir kırmızı altı mor olabilir. Evet evet en az kırılan kırmızı en fazla kırılan mor olduğu için olabilir. O halde bir, iki ve üç burada yani hepsi doğrudur diyeceğiz. Evet testimiz de burada bitti arkadaşlar. Diğer dördüncü testimizde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın, çapta kalın.